Dün sosyal medyada da çok fazla konuşuldu bir beyin fırtınası şeklinde. Mesela Meclis Başkanı Mustafa Şentop orada canlı yayın programında konuk olan Şentop olsaydı ve Kılıçdaroğlu cevap hakkını kullanmak isteseydi Şentop'un tavrı ne olurdu? Keza Ulaştırma Bakanı yine Kılıçdaroğlu cevap hakkını kullanmak isteseydi Ulaştırma Bakanı ne derdi? Kılıçdaroğlu evet dedi tabii ki cevap haklarını kullanabilirler. Kılıçdaroğlu böyle bir yaklaşım sergiledi. Acaba diğer isimler, iktidar cephesi onlar nasıl bir yaklaşım sergiler? Doğru olan da bu belki de. Yani bir iddia var. Bu iddianın muhatabı telefonla bağlanıyor ve konuşuyor. Ya da bu iddiayla ilgili ne yaşandığını, bilgilerin doğru olup olmadığını paylaşabiliyor. Ama biz çok uzun süredir bunu görmüyoruz ve çok uzun süredir bir programda iki ismin cevap hakkını kullanmak için bağlandığına tanıklık ediyoruz. Yani İnanılmaz bir telefon trafiğini görmüş olduk, izlemiş olduk. Haber Türk ekranında bir kez daha söyleyelim. Fatih Altaylı'nın tek tek programında. HDP ortak adaya sıcak. Hani diğer başlıklara da bakalım hızlı bir şekilde. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar partisinin ortak aday fikrini destekleyebileceğini duyurdu. Sancar ortak aday fikrini açığız ancak isimler üzerinden tartışmayı yanlış buluyoruz. Biz muhalefet partileriyle Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecini açık ve şeffaf şekilde müzakere etmek istiyoruz dedi. HDP niyetini bu cümlelerle ortaya koydu ve ortak araya sıcak olduklarını bir Sancar'ın ağzından ilan ettiler. Bedel ağırlaştı. Bir başka haber. Bedelli askerliğin ücreti 55.194 liraya yükseldi. Milli Savunma Bakanı Akar niye? Çünkü as teğmen maaşı yükseldi dedi. Akar ücretin 6 as teğmenin maaşı üzerinden hesaplandığını söyledi açıkladı. O yüzden de 55.194 lira olmuş bedelli askerliğin ücreti. Gelelim bir de hemen bir omikron gündemine ya da koronavirüs gündemine. Başlık başlık ilerleyelim. Bilim kurulu üyesinden iyi ve kötü senaryolar Tevfik Özlü pandemiye ilişkin iyi ve kötü senaryoları yorumladı. Kafalardaki acabaları değerlendirdi. Aşılamayla pandeminin biteceğini düşünmediğini belirten Özlü. Omikronla sona erecek olasılığına ilişkin de bu olabilir, doğru çıkabilir ama henüz erken yorumunu yaptı. En riskli yerler olarak AVM ve marketler bulaş oranı yüksek olan yerler yine AVM'ler ve marketler bu aklınızda olsun. Uçakta maskesiz Parti yüzünden mahsur kaldılar. Böyle bir haber var. T24'ün haberine göre 30 Aralık'ta bir tur kapsamında bir hava yolları şirketi uçağıyla uçağın yolcuların maskesiz bir şekilde uçağın içinde işte içki içip dans ettikleri görüntülenmişti. Sosyal medyada hızla yayılan videolar Kanada'da öfkeye sebep oldu. Sonra orada da vakaların da arttığı bilgisi. Vaka milyonu aştı ama henüz tavan yapmadığı ABD kaynaklı bir haber. Çocukların tablosu yine endişe verici Böyle bir haberi de dünyadan paylaşalım. Dünyada omikron varyantına karşı alınan önlemler, tedbirler. Bunun bilgisini de paylaşacağız ama önce ülkemizde, memleketimizde vaka tablosu nedir? Ne aşamaya geldi ve Sağlık Bakanı'nın uyarıları nedir? Onu aktaralım. Hastaneye yatışlar yavaş yavaş artmaya başladı. Özellikle aşısız grupta veya bağışıklığı yeterli olmayan grupta gerçekten şiddetli akciğer bulgularıyla hastalık seyretmeye devam ediyor. Yani bizim korkumuz da oydu zaten. Salgının başından beri hiç görmediğimiz günlük vaka sayılarına ulaştık. Dünyada dün itibariyle 2,5 milyonu geçen vaka sayısı oluştu. Bu daha önce en yüksek piklerde gördüğümüz vaka sayılarının iki katından daha fazla. Omikron çok hızlı yayılıyor. Son 24 saatte 141 hasta yaşamını yitirdi. Vaka sayısı dünden beri yine arttı. 37 oldu. Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'daki vaka yoğunluğu her ilçede kırmızıya döndü. Somut ve yakın bir tehdit olarak artık virüste karşı karşıyayız. Omikron çok kolay bulaşıyor, çok kısa sürede bulaşıyor ve hızlı bir şekilde yayılıyor. Dikkatli olmamız lazım. Aşısızlarda belki de en az delta kadar hasta edici bir virüs. Aşısı tamamlanmamış olan bireylerin hemen aşı yaptırmaları gerekiyor. Bu dalgayı en az hasarla atlatmak için bireysel önlemlerin mutlaka almaları gerek. Bireysel önlemlerin başında aşı ve maske geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tedbirlerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Kısaltılan izolasyon süresi ve aşılı temaslılarda karantinanın kaldırılması aşının önemini bir kez daha ortaya koydu. Aşı dozlarını vaktinde yaptıranlar için artık günlük yaşam kolaylaşıyor. Elbette maske şartıyla. En son bilim kurulunda alınan kararlarla temaslı kişiler karantinada olmayacak. Mutlak maske kuralı var. Siz temaslısınız iş gücü kaybı olmaması amacıyla toplumun içerisinde bulunacaksınız. Test yaptıracaksınız, test sonucunuz çıkana kadar da maske takmaya devam edeceksiniz. Omikron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Omikronun nispeten hafif seyrettiği gözlemlense de koronavirüsün bıraktığı hasar biliniyor. Vaka sayılarının ise daha da artması bekleniyor. O yüzden uzmanlar herkesi çok dikkatli olmaya çağırıyor. Bizde de olasılıkla 100 bin, 150 binli sayıları göreceğiz gibi görünüyor.